kamu diplomasisi halka iniyor. Vatandaş diplomat projesi başlıyor. Tanıtım programında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dünyada üstlendiği etkin rollere dikkat çekti. Projenin amaçlarını anlattı. Bu yeni nesil kamu diplomasisi projesiyle ülkemizin gücünü, tarihini, bütün birikimlerini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Vatandaş Diplomat Projesi'nin tanıtım programındaydı. Kültürel alışverişi ve işbirliklerini teşvik etme etkili ve stratejik bir araçtır. Bu projeyi, Vatandaş Diplomasi Projesi'ni hayata geçirmeye, bu projeyi desteklemeye gayret sarf ediyoruz. Konuşmasında sadece projenin amacını anlattı. Ülkemize gelen, misafirle etkileşen vatandaşımız da yine vatandaş diplomasisinin birer aktörüdür, birer paylaşıdır. Biz her bir vatandaşımızın kendi değerlerini, kültürünü, imkan ve zenginliklerini anlatacağını, tanıtabileceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin uluslararası kapasitesine de dikkat çekti Altun. 2024 itibariyle 300'e yakın noktada dünyanın en yaygın diplomatik ve konsüler temsilcilik ağına sahip ülkelerden biridir Türkiye. Türkiye, barış ve adaleti dış politika vizyonunun merkezinde tutarak sahip olduğu her türlü imkanı insanlığın hizmetine sunmaktan geri durmamıştır. Hedefinde ise Türkiye'yi hedef alan yanlı ve asılsız medya kampanyaları vardı, Batı dünyasına tepkiliydi. Batılı medya organları Türkiye'ye karşı yürütülen yıpratma savaşının ajanları olarak yine de faaliyet göstermeye devam ediyorlar. Hakikati çarpıtmaya, tahrif etmeye yönelik girişimlerine rağmen güneşin balçıkla sıvanamayacağını tüm dünyaya gösteriyoruz. İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'a